RTV ekranları, Hayata Dair programı, ben Feride Özlem Gürkan, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu hafta sizinle eskisi olmayanın yenisi olmaz diyerek sevgili iş insanı Koray Aysel'le beraber tarihi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Koray Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Koray. 75 Ankara doğumluyum. Orada da büyüdüm diyebilirim yani 5-6 yaşıma kadar. Ama 80'li yılların başından beri Mersin'de ikamet ediyoruz. Anne babanın memuriyetinden dolayı. Çok uzun zamandır. Oldukça uzun oldu. Aslen Ispartalıyım aslında ama artık tabii doğduğun yer değil, doyduğun yer derler evet. Eskiler. Bu bakımdan Mersinliyiz diyebiliriz. Şimdi programa girişimizi de dedik ki eskisi olmayanın yenisi olmaz. Evet. Tabii ki bu bir ekranda bizi izleyen izleyicilerimiz için merak uyandırdı. Siz Antika Müzayede salonu işletmecisisiniz. Doğrudur. Ve biz bugün konu olarak da antikalar üzerine sizden çok değerli bilgiler alacağız. Elimden geldiğince. Evet, ama benim burada en çok merak ettiğim bir şey var. Antikacılığın bir tarihi var mı? Aslında şöyle, antikanın kendi bir tarih tabii ki. Ama çağlar öncesine baktığımızda, mesela nasıl örnek vereyim? Milattan sonra 1000 yılındaki bir şey de milattan önceki 1000 yılına göre antikadır. Evet. Bu açıdan baktığınızda bunun bir tarih olduğunu sanmıyorum yani. Evet. Yoktur diye düşünüyorum. Zamanla insanların üzerinde hatıra bırakan her şey antikadır. Böyle bakıyoruz biz olaya. O zaman antika dediğimiz zaman böyle manevi değeri olan, o dönemin değer ve kültürünü yansıtan eşya ya da bir nesne olarak bunu tanımlayabiliriz. Öyle aynen, değil mi? Aynen. Yani bir ürüne maddi değerini katan da aslında budur. Yani döneminde çok para etmemiş olabilir ama iyi muhafaza edilmişse maddi olarak kendi sahipler açısından manevi bir kıymeti mutlaka vardır. Veya antikaya çok gönül veren insanlar bunu manevi olarak değerlendirirler ama tabii ki bu işin maddi boyutu da var. Bir antika değeri nispetinde de karşılık bulur. Evet. Peki bir eşyanın antika değeri kazanabilmesi için ne kadar üzerinden süre geçmiş olması lazım? Şimdi bir ürünün antika olabilmesi için bir takım kriterler var. Aslında bu çok belirgin bir rakam yok bununla alakalı ama hani en azından bir 100 seneyi devirmiş olmalı ki nispeten antika olabilsin. Bu tabii onun kıymetini belirlemeyecektir ama antika diyebilmemiz açısından. Bir ikincisi, eğer bir cihazdan bahsediyorsak, markası veyahut da el işçiliği bir şeyse yapan kişinin de belli olması gerekiyor. Bu olmadığında bu antika değildir diyemeyiz ama olursa bunu kıymetlendirir. Ve antika olmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi de nadirliktir. Biz öyle bakıyoruz olaya. Yani piyasada çok bulunan bir ürün maddi açıdan çok kıymet etmeyebilir antika olsa bile ama nadirse bu onu inanılmaz değerli hale getirir. O zaman hem dönemin değerini yansıtması lazım. Doğrudur. Hem nadir olması lazım hem evet. De belirli özelliklere sahip olması lazım. Aynen. O dönemin kriterlerinde yapıldığı özellikler. Siz tabii, tabii ki çok daha hakimsiniz. Mesela az önce sizinle içeride de bir sohbet ettik. Dedik ki böyle işte geçmişte o halılar dokunuyordu vesaire, bize sıklıkla bunlardan geliyor işte 80-100 yıllık atıyorum babamın dedemin çeyizinden kalma diye. Hatta evet. Ben size dedim ki benim de aynı şekilde babamın çeyizinden kalma bir Isparta halısı var ki siz de Ispartalısınız. Evet. O zaman böyle bir baktığımız zaman nadiren olan bir ürün olmadığı için aslında antika değeri taşımıyor. Öyle değil mi? Ama geçmişten bir izi olduğu için de özel bir ürün olarak. Yani manevi bir, değeri var. Aynen. Manevi değeri ama maddi, maddi karşılık bulmayabilir. Aynen. Peki şöyle sormak istiyorum. Konuya buradan girmişken bir nesnenin ya da üretilmiş olan bir eserin antik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bu konularda eksperler var. Tabii her eksperin de kendi alanında, ilgi duyduğu alanla ilgili kendini geliştirmiş. Biz bunlar için daha çok yeniyiz tabii ki. Ancak çok iyi ustalarımız var.
Onlar bunu yani şöyle söyleyeyim, bunun mesela biliyorsunuz bir ürünün tarihiyle ilgili karbon testleri falan yapılıyor. Evet. Ama o kadar iyi ustalar var ki ürünü eline aldığında karbon testinden iyi netice veriyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani bu işin eksperleri bunun kararını verebiliyorlar. Yani tamamıyla bir informal, yani tecrübeyle alakalı kesinlikle, bir durum. Kesinlikle. Yani bunun tabii laboratuvar testleri falan da yapılıyor ama dediğim gibi ilk eleme bir usta elinden geçmesidir. Onlar bunun kararını verebilirler. Çok genel olarak baktığımızda aslında bizim antika dediğimiz biraz kavram kargaşası var bu konuda. Sadece mesela bizim piyasada antika dediğimiz birçok şey aslında antika niteliği taşımıyor. Ama biz gelenekçi insanları seviyoruz böyle şeyleri. Bizim için antikadır, o gönlümüzde öyledir, kıymetlidir. İşte nenelerimizden, dedelerimizden kalmıştır. Biz onu manen severiz yani. Ama para eder mi deseniz etmeyebilir. Hatta size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Ben çocuktum, işte dedemin dedesini biliyorum. Bir gün evlerinde, köy evlerinde bir poşet böyle demir madeni para. Ama benim hiç şahit olmadığım, görmediğim, kullanmadığım bir para. Hatta dedim ki acaba bunlar çocuk hani aklında çok para eder mi? Bunlar tarihi midir diye. Böyle kendimce çocuk aklımda o dönemde, o süreçte bir düşünmüşlüğüm de var. Ama sizin söylediğiniz gibi bir nesnenin ya da üretilmiş bir eserin manevi değerinin yanı sıra maddi bir boyut kazanabilmesi ancak belirli testlere ve informal yani tecrübe sahibi insanların testlerinin sonuçlarıyla ortaya çıkıyor. Ve bu artık kulaktan kulağa da yayılıyor. Neyin ne olduğunu artık insanlar bu şekilde çözebiliyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Para dediğiniz için oradan aklıma geldi. Çünkü ürün yelpazesi çok geniş. Girsek sabahlara kadar konuşmak lazım ama bir örnekten gidelim. Mesela kağıt para. Bizim kendi kağıt paralarımızda yani Cumhuriyet dönemi diye baktığımızda 100 yılı geçmemesi gerekiyor zaten. Cumhuriyet'in evet. ilanıyla beraber başladığı için. Mesela 100 yaşındaki bir para piyasada çok fazla 20 lira atıyorum. Çok kıymet görmeyebiliyor. Ama mesela batan geminin parası diye duydunuz mu bilmiyorum. Üzerinde İsmet İnönü'nün resmi olan para. Evet. Bu para, tarihi çok hatırlayamıyorum, 1940'lı yıllar olabilir. İngiltere'de bastırılıyor. Türkiye'ye gelirken Yunanistan açıklarında gemi batıyor. Aa. Ve o paraları çıkartıyorlar sonra ama tedavüle çıkmıyor para. Kullanılmıyor hiç. Mesela evet. şu an o paralar çok kıymetli. Var, ben geçen de bende de vardı bir tane, ticaretini yaptığımız için elimize geçiyor, veriyoruz falan. Bu buna bir özellik kazandırmış evet. artık. O batan geminin parası dediğinizde herkes onu biliyor. Batan geminin parası. Aynen öyle, aynen. Şimdi antika dediğimiz zaman siz bunun müzayede salonu ve işletme sahibisiniz. Hani ben için aslında çok fazla konuşacağımız konu var ama çok özellikle merak ettiğim kısımları eminim ki ekran karşısında bizi izleyenler de benimle evet. aynı fikirdedirler. Yeni nesilin bu tarz bir mesleğe yönelişi var mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi yani antikacı olacağım. Aslında bu çok geniş spektrumlu bir soru. Ama elimden geldiğince yanıtlamaya çalışayım. Şimdi dikkat ettiyseniz piyasada antika ve antikacılıkla uğraşanların tamamı 50 yaşın üzerindedir. Gençlerde çok göremezsiniz evet. bunu. Bu aslında benim şahsi yorumum. Galiba 50 yaş 60 yaşın eskiye duyduğu özlemden kaynaklanıyor bu. Evet. Dolayısıyla 20 yaşındaki bir genç onun o dönemi yaşamadığı için bunun farkında evet. değil. Öyle söyleyeyim. Ama son dönemlerde ben enteresan bir şekilde fuar vardı. Biz fuara katıldık. Antikacılığı aşılayabilmek açısından ticari değil ama reklam olsun diye. Orada enteresan bir şekilde çok genç çocuklar geldi. Bu eski ürünlere ilgi duyanlar falan. Şu an değil ama önümüz günlerde, ilerleyen zamanlarda bu konuda bir ilgi olacak anladığım kadarıyla. Zaten bizim de amacımız bu. Mersin'de bu iş, ya bu kültür oturmamış. Mezat kültürü, müzayede kültürü veya antika kültürü oturmamış. Bilinmiyor. Mesela bizim pazarımız var, cumartesi günleri kuruluyor. Ben inanıyorum Mersin'in %99'unun bundan haberi yok. Kimse bilmiyor. Duyan şaşırıyor mesela. İşte biz bunu mezatları, pazarımızı, önümüz günlerde bir fuar planlıyoruz. İşte fuarı aktif hale getirebilirsek bunu insanlara aşılamamız gerekiyor. Yine bu bağlamda dernek faaliyetlerimiz devam edecek. Hazırladık şu anda. Kurucu üyelerimiz hazır. Bu hafta dernekler masasına müracaat edeceğiz. Derneğimiz kurulduğu anda hemen ilk genel kurulumuzu yapıp yoğun bir şekilde
Mersin'deki devlet büyüklerini ziyaret ederek artık biz varız, antikanın bir yeri olmak zorunda, artık olmalı diye. Onları da bu konuda bilgilendirip Mersin halkını bu işin içine çekmeye çalışacağız. Çünkü bu bir sektör, tabii ki ticari sektör ama bunun yanında başka şeylere benzemez antikacılık. Yani antikayı sevmeyen adama bu işi yaptıramazsınız. Sevmeyen bir insan sırf para kazanacağım diye bu işle uğraşmaz. Mutlaka gönlü vermiştir. Biz bu gönüllü insanlara ulaşmayı amaçlıyoruz. Derneğimizde de yine sadece esnaf olanlar değil, antikaya gönül veren herkesi üye yapmak istiyoruz ki güçlü bir birlikteliğimiz olsun. Bu yolda da devam ediyoruz. Biz sizden de tabii yardım isteyeceğiz bu konuda vakti tabii gelince. Ki, tabii beraber ki. İlerleyelim diye istiyoruz. Gönlümüzden tabii geçen ki. Bu. Biz de kendi tarihimize ve tarihimizde üretilmiş o güzel, o paha biçilemez eşyaları hem yeni nesile tanıtmak hem de onları muhafaza edebilecek güzel insanların elinde olması için elimizden gelen desteği sunacağız. Teşekkür Aslında ederim. siz çok güzel bir şey söylediniz. Orada işin evet ticari boyutu var ama bir de işi sevmek, aynı zamanda da bunları tanıtmak. Evet. Bir nevi tarihimize de sahip çıkıyoruz aslında. Bu çok önemli bir şey. Yani bir toplum olarak da hem tanıtım yaparken yeni nesli bu anlamda bu kısma doğru yönlendirmek ve tarihi sevdirme arzusu. Aynen. Ki Yani manevi bir boyutu var bu manevi bir işin. Boyutu var ki bu anlamda da zaten hem dernek boyutunda hem de fuarcılık, fuar düzenlemeniz anlamında da ne kadar çaba sarf ettiğinizi görüyoruz. Teşekkürler. Pekala, şimdi tabii ki bu her işte olduğu gibi belirli yasal prosedürler vardır, belirli aşamalar Evet. vardır. Eminim ki çok kıymetli bir nesneyi ya da eseri satışa sunduğunuz zaman belirli aşamalardan geçerek yasal prosedürlerde hizmete ya da alışa ya da satışa sunuyorsunuz. Bu prosedürlerden bize yüzeysel olarak bahsedebilir misiniz? Hangi Şimdi aşamalardan sonra biz o esere ya da nesneye ulaşabiliriz? Şöyle, ben başta da söylediğim gibi oldukça yeniyim. Ben de kendimi aslında bir taraftan geliştiriyorum. Dolayısıyla keskin ifadeler kullanıp yanıltmayı istemem kimseye ama araştırdığım kadarıyla aydınlatmaya çalışayım. Her şeyden önce bizim toprak altı diye ifade ettiğimiz ürünlerin satışı yasak. Yani bunun yasal bir düzenlemesi de yok. Hani şunu yaparsam satabilirim diye bakamazsınız olaya. Bu yasaktır. Bunlar çünkü müzelerde sergilenmek üzere bununla ilgili yasal Bunlar git düzenlemesi dediğimiz var. hani topraktan çıkan ürünlerden Paralar gibi aynen. bahsediyorsunuz. Aynen. Bunları ama şunu yapıyor. Devlet bu konuda aslında çaba sarf edenlerin emeğini zayi etmiyor. Tabii şimdi her meslekte olduğu gibi bu meslekte de art niyetli insanlar var olacak da. Mutlaka. Ama art niyetli olmayan insanlar için söylüyorum ben bunu. Devlet bu konuya bir düzenleme getirmiş. Bulduğunuz bu tip ürünleri müzelere götürdüğünüzde hem devlet bunu korumaya alıyor hem de maddi değerinin belli bir kısmını ödüyor zaten bulana. Yani işte dediğim gibi orada biraz hırs devreye giriyor. Ya Evet. hepsini ben alayım falan mantığıyla ticaret. Ama yakalarlarsa da o işin kötü bir yere gider. Evet, Bu yasa yüzden dışı oluyor. biz aslında biraz da kamu spotu gibi olacak. Fırsat bulmuşken söyleyelim. Kimse buna tevessül etmesin. Yani neticede bu bir tarih devletin yani bizim tarihimiz Evet, öyle söyleyeyim. bizim Çünkü bu tarihimiz. kaçakçılığa da çok müsait. Yurt dışına kaçırılıyor. Oralarda daha çok para verildiği için. Hepimizin ticari kaygıları var. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Tabii ki para kazanmak önemli. Ama bu manevi özellikle bu sektörde az önce söylemiştim. Bizim sektör bu sektör daha doğrusu maneviyatı ağır olan bir sektör. Dolayısıyla tabii ki para kazanılsın ama tarihimizi de dışarıya çıkarmayalım yani mümkün mertebe. Azıcık az kazanalım ama burada kalsın bizim olsun. Ya böyle bakmak lazım. Bunun dışında yasal bir düzenleme yok. Antika ürünleri, ebeveynlerinizden kalmış ürünlerin ticaretini yapabilirsiniz. Evet. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bir kısıtlama gelmemiş. Sadece dediğim gibi çok aşırı tarih içeren toprak altı ürünler devlet bırakmak istemiyor haklı olarak. Çünkü yurt dışına götürüyorlar. Evet. O yüzden diyor ki getirin hem müzede sergilensin hem bizim çocuklarımız bizim geleceğimiz görsün bunu. Bizim elimizde olsun. Hem de maddi değeri neyse bir kısmını biz size ödeyelim diyor zaten. Dolayısıyla hırs yapmazsak eğer güzel güzel geçinebiliriz bu anlamda. Hem de Çok doğru, tarihimize sahip çok çıkmış oluruz doğru yani. söylüyorsunuz.
Evet, şimdi diyelim ki ben bir antika eşya almak istiyorum ve sizin müzayedelerinize katıldım. Evet. Bir eseri ya da eşyayı almak istediğimde nelere dikkat etmeliyim? Ve diyelim ben o eşyayı çok arzuluyorum, istiyorum, evimde bulunmasını istiyorum ama çok da hakim olmadığım için gerçekten karşı taraftaki müzayede eşyasının etik bir eşya olup olmadığını da bilmiyorum. Çünkü herkes sizin gibi bir ticari kaygının dışında işin manevi boyutunda düşünmeyebiliyor. Evet. Nelere dikkat etmeliyim? Şimdi bir alıcı olarak. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bizi bile aşan bazı durumlar var. Hani eksperlerin bu konudaki uzman insanların karar vereceği ürünler. Hani bunun boyutu konusunda söylüyorum. Dolayısıyla bizi de aşar, sizi zaten aşar. O yüzden de bunu anlama şansınız yok. Dolayısıyla bu tip ticaretleri güvenilir insanlarla yapmanız lazım her şeyden önce. Şahsımla ilgili söylüyorum. Ben bunun seminerini aldım, sertifikasını aldım, ustalık belgesini aldım. Kendim için söylüyorum. Derslerine katıldım. Bu işi yapmaya karar verdiğim an devletimiz tabii ki asla kafa tutulacak bir merci değil. Doğru olan bu işi olması gerektiği gibi yapmaktır. Dolayısıyla karar verdiğimiz anda maliye müracaat ettik, vergi levhamızı çıkarttık. Dolayısıyla işi yasal boyutuna uyduran ve dediğim gibi temiz kalple yapan insanlardan ayrılmamanız gerekiyor öncelikle yanılmamak için. Ha, ama ben bu ürünü almalıyım, acaba bu ürün ne kadar eder, bu ürün bu parayı eder mi noktasında şöyle enteresan bir şey var. Bizim sattığımız ürünlerin, antika ürünlerin bir rayici yok. Yani demek istediğim şu, peynir alacağınız zaman atıyorum keçi peyniri, bunun rayici vardır, piyasada bellidir. Alacağınız zaman fiyatı, ya o niye o kadar pahalı, şurada şu kadar diyebilirsiniz mesela. 3 aşağı 5 yukarı gibi. Bir fiyat bilgisi aynen. Vardır. Ama bizim ürünlerimiz antika ve kendine özel olduğu için bir rayici yok. Dolayısıyla ürün alacağınızda çok beğendiniz, ben bu ürünü almak istiyorum diyorsanız o ürünü alacaksınız. Evet. Bu kadar basit. Yani bu parayı eder mi diye bakarsanız o maneviyatın dışında ticarete girer işte. Evet. Maneviyattan kastım buydu. Ben bu ürünü çok beğendim. Benim işte babaannemin evinde de vardı. Rahmetli babaannemin evinde de vardı. Gördüm ben bu ürünü. Bana babaannemi hatırlattı. Bu benim evimde olursa ben babaannemle geçirdiğim zamanları hatırlayacağım her gördüğümde. Onun maddi değeri yok işte. Karşılığı yok. Bu müzayedeler de zaten bu yüzden düzenleniyor. Tabii ki, tabii yoksa, ki. Yoksa fiyat koyarız satılır. Fiyat koyulur aynen. Ve satılır. Ama dediğiniz gibi işin o manevi boyutu da var. O manevi boyuta baktığınız zaman o yüzden ticari kısmı düşünmeyeceksiniz. Düşünmüyorsunuz ve rakamı kendiniz belirliyorsunuz evet, zaten. Evet. Hani bu ortama girdiğinizde bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ben yine bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela bir ürün çıkartıyoruz. Örnek vereceğim. Alamadım da. Reklam yapıyorum. Mesela bir ürün çıkarttım. Salonda 30 kişi, 50 kişi, 70 kişi var. Hiç kimsenin ilgisini çekmeyebiliyor. Bu ürünü biz 1000 liraya almışız atıyorum. Diyoruz ki 1000 liradan satıştadır. 1100, 1200, 1300 gitmesi gerekiyor ya. Evet. Salonda sadece bir kişinin bununla ilgili bir anısı var. 1000 lira diyor. Bir daha bir şey gelmiyor. Gitti. Aldın sonra verdik. Anlatabildim evet, mi demek istediğimi? Evet. Veyahut da biz çoğu zaman şunu da yaparız. Bizim mezatlarda serbestten aşma gibi bir ifade var. Yani ürün değeri ne olursa olsun 100 liradan başlatıyoruz. Hızlansın diye yani evet, böyle salona evet, hareket getirelim evet, diye. Evet. Çıkarttık. Kimsenin ilgisini çekmedi. Dediğim gibi bir kişinin anısı var onunla ilgili. Aa harika 100 dedi. Ben almışım onu 3000 liraya atıyorum. Örnek aa, veriyorum. Aa ciddi bir risk tıp, 100 liraya gitti. Evet. Bu tip şeyleri çok yaşıyoruz. O yüzden de ürünle ilgili anınız neyse rakamı sizi o belirletir zaten. Evet. Hiç yormayacaksınız o kadar kendinizi. Peki yaşadığınız böyle müzayedelerde ilginç bir şey var mı? Ya bunu bu da mı olacaktı dediğiniz bir şey var mı? Ya aslında ya müzayedeler çok eğlenceli ortamlar. Katılmanızı mutlaka öneririm. Birkaç tane müşterim bana şunu söyledi. Şimdi. Dedi ki antika ile bir alakam yok. Severim ama ticaret de yapmıyorum. Alıp satmıyorum da. Fakat stand up gibi inanılmaz eğleniyoruz. O yüzden geliyoruz diye ailece çor çocuk gelirler müzayedelere. Ve bitene kadar seyrederler. Mesela bu beni çok etkilemişti. Ama bu bir aşı işte. Tutacak zamanla. Evet. Bir de bir ürün kaldı üstüme. Ben o zaman da çok gülmüştüm. Onu paylaşayım madem sordunuz. Lütfen. Bu işe başlamadan önce işte fizibilite yaparken mezatları geziyorum. Kütahya, Eskişehir, Isparta çok dolaştım. Yani işi bir öğrenelim, yanlış yapmayalım diye. Isparta'da bir mezata katıldık. Bir şey de almıyoruz. Sadece takip edip sistemi öğrenmeye çalışıyoruz. Bir tane ibrik çıkarttılar. Bakır bir ibrik. İşte fiyat artıyor falan.
Satıyorum, sattım dedi. Şöyle oturuyoruz, önüne insanlar. En öndekine verdi, o arkadakine verdi, o arkadakine verdi. O bana verdi, ben de aldım, arkama döndüm. Kimse yok arkada, dedim burada kimse yok. E sen aldın dediler. Nasıl ben aldım dedim. Dediler siz aldınız. Dedim ben almadım. Abi elini kaldırdın ya dedi. Aslında dediği doğru. Ben eşime orada başka bir ürünü göstereyim. Aa ne güzelmiş falan demiştim. Aa. Tam o ana denk gelmiş. Evet. Benim bir şey verdiğimi zannetmişler. Aldınız mı peki? Aldık bizim oldu. Aldınız. Şimdi satmıyorum da hatırası var diye. İşte antika dediğimiz bu. Evet. Yani bir hatırası oldu bizde. Evet. Ofisimde duruyor şu anda, satmadık. O bana çok ilginç gelmişti. Buna benzer şeyler yaşanıyor dediğim gibi. Ama katılmak lazım. Ben tüm halkımıza söylüyorum. Yani gitmediğimiz hiçbir yer yok. Sinemaya gidiyoruz, açık büfe kahvaltıya gidiyoruz, çarşıya, evet, pazara, her yere gidiyoruz. Oraya gelsin insanlar, mezatlara katılsınlar, ticaret yapmasınlar, önemli değil. Ama o atmosferde bulunsunlar, o havayı koklasınlar. Yani bir, mesela eski bir ürün çıkartıyorlar, bir halı çıkartıyorlar, bir yatak örtüsü çıkartıyorlar. Örtüyü açıyoruz, vallahi tarih kokuyor ya. Yani kesinlikle o kokuyu hissedebiliyorsunuz, evet, böyle, inanılmaz. Yani biz istiyoruz ki halkımız bunu mutlaka yaşasın, ticari değil. İşte az önce onu anlatmaya çalıştım. Gönül verdiğiniz zaman ticaret ikinci planda kalıyor. Hani manevi baktığınızda olaya. Evet. Biz ısrarla yapabildiğimiz kadar gücümüz nispetinde reklam da yapıyoruz. Ve halkımızı istiyoruz. Bulunsunlar o atmosferi. Herkes geçmişinden bir şey bulacak orada. Ne kadar mutlaka. Güzel. Ne mutlaka. Kadar güzel. Yani 100 tane ürün çıkartıyorsak birkaç tanesini geçmişlerinde yaşadılar. Evet. Birkaç tanesiyle ilgili mutlaka bir anıları çıkacak. Biz bunu biliyoruz yani. Ama yaşamayan, işte hayat zor biliyorsunuz. Geçinme derdi, hayatı, evet, yakalama problemi, evet, çocukların okulu, herkesin kaygıları var. O yüzden aslında ıskaladığımız bir konu. Biz bunu üstlendik. Tabii ki hem buradan ticari gelir elde yaptınız edelim ama mutlaka burada olsun istedik. Ya dernek yok, Antikacılar Derneği. Kimse kimseyi bilmiyor, tanımıyor. Evet. Diğer illerde antika dernekleri kurulmuş, kimlikler yapılmış, herkes birbirini tanıyor. Siz yani, bu anlamda Mersin'de ön ayak olacaksınız ki sizin gibi kıymetli maneviyatına değer veren kişilerin bu anlamda çalışma yapıyor olması çok ederim. Çok güzel. Evet, çok mutluyum. İşte o bize kısmet oldu, öncü olmak demek ki. Ama esnaf arkadaşlar da bu vesileyle ben çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek veriyorlar bana. İşte cumartesi günleri ben birkaç tane de aslında faaliyetlerimizden de bahsedeyim yeri gelmişken o zaman. Evet, her cumartesi 2.5 çevre yolunda. Demircanlar Gurme var biliyorsunuz. Evet biliyorum. Oradan Mezidi'ye doğru giderken 200 metre ileride solda üretici pazarı var. Büyükşehir Belediyesi tahsis etti. Her cumartesi orada antika pazarı kuruluyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu özellikle söylüyorum. Her cumartesi mutlaka halkımız oraya gitsin. Orada dolaşsınlar diyorum. Ticaret şart değil. Bir şey almak zorunda değiller. Ama her gittiklerinde orada kendilerinden bir şey bulacaklar. Bunun dışında salı günleri ve çarşamba günleri bizim mezatlarımız oluyor. Benim biliyorsunuz düğün salonum da var. Evet, organizasyoncu, evet, tarafımız, evet, var. Kendi çok düğün yoğunlu salonumuzu buna tahsis ettik. Gelenlerden kira falan almıyoruz. Tamamen gönüllü. Tabii ki ticari bir hesabı var bunun. Onu gelenlere anlatıyoruz zaten de. Ki orayı tahsis ettik. Evet. Çarşamba günleri salon mezatı yapılıyor. Aynı böyle filmlerde gördüğünüz gibi insanlar gelip oturuyorlar. Çaylarını, kahvelerini ikram ediyoruz. Artırarak fiyatlara ürün alabiliyorlar. Evet. Veya izleyebiliyorlar. Az önce söylediğiniz şey o atmosferi bir yaşayabilmek aynen, lazım. Aynen, değil aynen, aynen. Bununla beraber hem çarşamba hem salı günleri biz Facebook'tan da açıyoruz bunu. Yani evinde oturduğu yerde evinin konforunu bozmadan yorum yaparak, fiyat vererek evinden de alışveriş yapabiliyorlar. Bu da çok güzel bir avantaj. Tabii tabii. Salı, haftanın salı ve çarşamba günleri. Salı günü sadece Facebook, çarşamba günleri salon mezatında da açıyoruz. Salon ve Facebook beraber. Çok güzel. Olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışıyoruz. Yine bununla alakalı dediğim gibi birkaç ay içerisinde bir antika fuarı yapalım diye gönlümüzden geçiyor. Zor, masraflı bir iş. Ama dediğim gibi tekrar geri gelmişken tekrar teşekkür ediyorum. Esnaf arkadaşlar çok ciddi destek sağlıyor bize bu konuda. Onlarla beraber bir fuar planlayacağız. Yine dernek çalışmalarımız devam ediyor. Bunu hayata geçirdiğimizde işte belediyeden de yardım alarak festivaller yapılabilir. Çok i̇şte, da güzel olur. Sergiler güzel olur. Yapılabilir. Evet. Satış amaçlı değil ama insanlar gelsin, gezsin, görsün diye görsel amaçlı paylaşımlar yapabiliriz. İşte kültür merkezini isteriz belediyeden verirlerse orada sergi yaparız.
Yani antikayı hareketlendirelim istiyorum. Ama o da dediğim gibi bize kısmet oldu. Siz çok seviyorsunuz Koray Bey. Ben yani siz şimdi konuşurken bile o enerjiyi alıyorum. Şimdi yani bizim için bir tutku oldu işte, evet, bu. Ailemde de bende de aynı şekilde. Bazen diyorum ki ya bu devrin insanı değilim ben. Eski zamanların insanıyım. Hatta bu yaşımda 70'li yıllarda falan yaşasaydım diyorum. Toplumsal değerler açısından baktığımızda. Annem bana geldiğinde böyle kızım bak bu babaannenin su içme tası. Eskiden böyle bardaklar falan yoktu. Şöyle bir tas. Şu anda da bazı lokantalarda falan ayran tası olarak falan veriliyor bizde ama onun de, bakır hali tabii bizde ki. Bizde de çok var onlardan. Bir evet. Tane de ben sana hediye edeyim madem sende çok hatırası var. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ibrık mesela hepsi işte hepsi sobanın var işte. Üzerinde oluyordu bu. İşte anneannenin abdest alırken kullandığı ıbrık diye böyle birkaç parça da bende var ve ben onları çok özenle saklıyorum. Evet. Hakikaten manevi değer bu anlamda çok çok önemli. Eminim ki az önce de söyledik aslında her sektörde var ama bu antika eşyalarda da taklit olabiliyor mu? Mutlaka oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi bizim replika dediğimiz şey bu sizin Evet. Bahsettiğiniz oluyor. Ama bu yasa dışı bir şey değil. Siz de takdir edersiniz ki antika çok kıymetli, çok değerli antikalar var. Birçok insanın, bizim bile gücümüzün yetmeyeceği. Tabii ki. Dolayısıyla benzerleri yapılıyor. Kimseyi ticari zarara uğratmadığı için bunun yasal bir önünde engel yok. Onu demeye çalıştım. Mesela Evet. bir kot markasını taklit eder, replikasını yapar. Bu yasal değildir mesela. Ama bu antikada böyle değil. Dolayısıyla yapılıyor. Piyasada da çokça satılıyor. Yasal bir sıkıntı yok bu konuda. Örneklerini bulabilirsiniz yani dediğim gibi. Aslında taklitleri olabilir ama bu yasa dışı bir olay değil, yasal bir durum diye Değil, değil yani. söylüyorsunuz. Mesela Evet, kendin evde de yani. yapabilirsin. El becerin vardır. Mesela bir işte seramikten bir çömlek. 1000 yıllıktır mesela. Onu örnek olarak Alır yaparsın alabilirsin, yani. kendin Bunda de bir zarar yapabilirsin. yok yani. Ama bir de şöyle bir şey var aslında. Tabii ki genel itibariyle baktığımızda replika dediğimiz taklit ürünler bir kere itici geliyor en başta insana. Değil mi? Yani Evet, evet. bu sektörde bu böyle değil ama şu açıdan bence kıymetli. Bir laf var ya, taklitler aslını yaşatır diye. Ne kadar çok taklit ediliyorsa o kadar kıymetli demektir. Öyle düşünün. Çok doğru bir şey. Aynen. Taklitler Aslını aslını yaşatır. yaşatır. Peki hala böyle tamir görmüş bir ürün de antika sayılıyor mu? Yoksa hasarı bile olsa onu o orijinal halinde mi muhafaza etmek lazım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sadece seramik toprak değil veya porselen değil, bakırdan, pirinçten mamul ürünler de hasar görebiliyor zamanla veya işte sakarlık elinizden düşüyor. Olabilir yani. Bunlar tamir görüyor ve satılıyor da yine. Satılmıyor değil. Sadece bizim kondisyon dediğimiz mevzuya takılıyor. Kondisyon dediğimiz nedir? Onun üzerinden değerlendirdiğimiz bir şey. Bunu gözle bakarak karar verdiğimiz şey. Bir ürünün üzerinde soyulma vardır. Çıt dediğimiz küçük ip vardır. İşte ne bileyim, sır çatlakları oluşabilir ki sır çatlağı aslında eski olduğunu kanıtlar bir tarafta. İşte kulbu kırılmıştır, geri yapıştırılmıştır falan. Bu kondisyona zarar verir. Biz de deriz ki 10 üzerinden 10 kondisyonla fiyatı bunun 5000 liraysa atıyorum. İşte kondisyonu 10 üzerinden 7 görünüyor diye 5000 değil de 3200 lira deriz. Böyle düşünün. Yani ürün kırılabilir, hasar görebilir, onarılabilir ve o haliyle de alıcı bulur. Ona göre bir değer çıkar. Öyle söyleyeyim. Evet. Kondisyonu düştüğü için. Evet. Ha, bazısı zevk meselesi. Az önce örneğini vermiştim. Sizin için çok kıymetli bir üründür. Ya ikiye bölünse alacağım dersiniz. Alırsınız yani. Onun bir sınırı yok. Şimdi bir eşyanın nadir olması onun fiyat politikasını daha da fazla arttırıyor değil mi? Doğru Evet. biliyorum. Doğru. Ne kadar yaygınsa o kadar da fiyatı Düşer. Düşebiliyor. Ve bunun yanı sıra da tamir görebilir. Bu da kondisyonunu etkiler. Bir Doğrudur. puanlamayla yine maddi olarak düşüş olsa da yine antika değerini taşıyabiliyor. Aynen. Peki tabii ki yine kriterlerden konuştuk. Elinize hiç böyle çok nadir olan bir antika eşya geçti mi? Şöyle dönem dönem geçti. Aldık, sattık. Kimi zaman kıyamadık, kimi zaman. Yani bu benim elime gelecek miydi? Buna dokunuyor olmaktan, bu manevi haz almış olmaktan şu an çok mutluyum dediğiniz değerde olan bir şey. Yani şu an 3 tane
Buna benzer ürünüm var. Tabii ki satacağız. Bizim işimiz bu. Yani bunu insanlarla buluşturmak bizim görevimiz. Ama bu tip ürünleri biraz daha böyle geçiştiriyorum. Görmezden geliyorum. Biraz daha geç satmaya çalışıyorum falan. Bir tane Fransız bir abajurum var. Çok sevdiğim. Yani tam olarak demin dediğin gibi yani o yaşta bir şeyin bana denk gelmesi beni tabii etkiledi yani. 19. yüzyıl başlarından bir abajurum var. Yine 19. yüzyıl bir tane yakın okuma gözlüğüm var. Zaten gördüğünüz an bilirsiniz. Şu an öyle gözlük bulamazsınız. Bir tane de Osmanlı döneminden kalma bir tane el yapımı asam var. Onları görmeyi çok isterim ben. Kahve içmeye geleceksiniz, göstereceğiz. Gerçekten. Çok kıymetli eşyalar, evet. Ki bahsederken bile sizden o enerjiyi alıyorum. Ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu. Mutlu ediyor tabii ki bizi. Yani ama işte hani burada nadir olması fiyata, mesela Kaşıkçı elması. Şu anda Kaşıkçı elması dünya üzerinde almak için bir rakam yoktur herhalde. Yani şu kadar bununla para diye değer. Filmler bile var, var değil tabii. Mi? Değer biçilemez ama Kaşıkçı elması dediğimiz netice elmastır. Bunun karatı vardır. Karatının kaç lira olduğu bellidir. Çarparsınız çıkar 50 milyon dolar atıyorum. Verir mi onu size? Niye bir tane çünkü? Anlatabildim mi? Mevzu bu. Yani maddi değeri vardır ama değer biçilemez. Evet. Altın. İşte atıyorum 100 gramlık bir altın kolye bulduk. Nefertiti'den kalmış. Şimdi kim onu altının gramıyla 100'ü çarpıp da satar? Evet. İşte nadirattan dediğimiz mevzu bu işte. Çok böyle kıymetli bir ürün geçer elinize. Parayla karşılığı çıkmaz. Evet. Yani maddi değeri vardır ama o onu karşılamaz. Maddesel değeri manevi değerinin yani altında kalır. Biçilmiş bir değer var ama o kadar yüksek bir maneviyata sahip ki. Aynen, parasal karşılığı yok. Parasal karşılığı yok. Tam olarak hani bunu anlatmak istedim. Biçilmiş bir değeri var. Aynen. Normalde. Şimdi bir yerde okumuştum ben 96 yılında Jackie Onassis 65 dolarlık imitasyon inci bir kolye New York'ta bir müzayede sırasında 211.500 dolara satılıyor. Bunun bunun da o dönemde o moda ve görsel olarak o dönemin ünlü kişisi tarafından yapılmış olması. Aslında bir nevi de o da oluyor. Hem dönemi yansıttığı gibi hem de üretilen eşyanın ya da eserin kimin tarafından çıkartıldığı da çok önem ifade ediyor. Şimdi değil tabii mi? Şimdi tabii programın başında söylemiştim, evet. Ya ustası önemli, kim olduğunu evet. bildiğiniz zaman bu onun değerini katlandırır yani kıymetlendirir. Ama o tip şeyler de yaşanıyor. Bizde özellikle tabloda çok yaşanır ve tabii işte izleyenler içerisinden eksper vardır yoktur bilmiyorum ama mesela ben duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Aslında suistimale de açık. Biraz eksperin bu konuda uyanık olması lazım. Mesela ben şeyi duydum. Orijinal bir tablonun aynısını yapıp aynısını reklam yapayım yine. Aynısını yapıp ortadan bölüyorlar. Diğerini de bölüyorlar. Gerçekle sahteyi birbirine birleştiriyorlar. Yani iki tablo var elimizde. Bunun bu tarafı gerçek, bu tarafı sahte. Diğerinin bu tarafı gerçek, bu tarafı sahte. Ekspere veya bu işin kriminalini yapan insanlara bu taraftan gösteriyorlar. Gerçek olduğuna kanaat geliyor ki gerçek. Bu tarafı sahte çünkü. Evet, üstünü birleştirmişler. Evet, evet. İki tane gerçek tablo oluyor elinizde. Değeri 10 milyon dolarsa 20 milyon dolarınız oluyor. İşte bahsettiğiniz mevzu ona benziyor. Evet. Ayrıntısını bilmiyorum. Ben sizden duydum. O ilginç de bir olay bu arada. Yapılmıştır. Mesela inci kolye dediniz değil mi? Evet, evet. İnci kolye. Baştan mesela özellikle bu işin o çok daha uygun. Kaç tane var? 30 tane boncuk var. 30 tane inci var. İşte eğer baştan 3-5 tanesini kontrol ettirme şansınız varsa 30 bölü 6 tane inci kolye yaparsınız kendinize gibi. Evet. Yani bu iş suistimale açık. İşte burada eksperlerin çok uyanık olması gerekiyor. Bir ürünü inceliyorsa sadece bir tarafına değil her tarafına bakması gerekiyor gibi sonuçlar çıkıyor ortaya. Bizim için de tabii mesleki etiği var. Antikacılığın meslek olarak manevi tarafını bir yere koyup da ticari olarak baktığımızda onun da kendi içinde dinamikleri var. Biz işte temiz ticaretten yanayız. Baştan beri konuştuğumuz gibi. Olması gerektiği şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yoksa art niyete çok uygun. Mesela pirinç bir ürün çıkartıyorsunuz. Yeni dönemleri var bunların. Eski dönemleri yeni dönemin 3-4 katına satılıyor. Örnek veriyorum. Evet. İşte bir deriye meriye bir şeye sararsınız. Toprağa gömersiniz. 3 ay sonra çıkartırsınız. Oldu size Osmanlı. Örnek gerçekten veriyorum. Yani oksitlenmek kolay evet, bir ürünü. Evet.
Ama biz işte işin burasında değiliz ve buna karşıyız zaten. Yok yok, biz bunu burada temiz bir şekilde hayata geçireceğiz. Aşı tutmaya başladı. Ben görüyorum, genç çocuklar geliyorlar, soruyorlar. İşte en son örneğini biz fuarda gördük. İlgi gösteriyorlar. Onu yaşamamış, onunla ilgili bir anısı yok ama çekici geliyor. Belki de manevi bir atmosfer oluyor böyle. O mu çarpıyor bilmiyorum. Var şey, yeni dönem gençlerde böyle yeni yeni böyle ilgi var. Ama bizim üzerimize çok görev düşüyor. Dediğim gibi baştan beri size anlattığım fuardı, pazardı, mezattı, işte dernekti. Bütün bunları bir an önce faaliyete geçirip aktif tutmamız gerekiyor ki bu aşı devam etsin. Eminim ki önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili güzel çalışmalarınız hayata geçmiş olacak. İnşallah. İnşallah. Aynı zamanda da yeni nesli de bu tarihi atmosferi olan müzayedelerinizde ya da fuarlarınızda göreceğiz diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. İçine çekeceğiz inşallah. Şimdi Sayın Koray Aysel, sizin aynı zamanda bir de organizasyon işletmeniz var. Doğrudur. Bunun üzerine de çalışmalar yapıyorsunuz. Doğrudur. Neler yapıyorsunuz? Organizasyon dediğimiz zaman çok geniş bir alan aslında. Hani bir tek alan üzerine mi yoksa birçok şey üzerine mi organizasyon çalışmalarınız var? Şimdi biz organizasyon firması olarak organizasyonun içerdiği tüm hizmetleri veriyoruz kendi bünyemizde. Buna açılışlar, düğünler, işte doğum günleri, ürün lansmanları, tanıtım, kokteylleri, bunların tamamı mevcut. Ve biz bunu uzun zamandır yapıyoruz. Antikacılıkta yeniyim ama organizasyon sektöründe aşağı yukarı 16. 17. yılımı doldurdum, öyle söyleyeyim. Son 5 sene içerisinde de, yani 2018-19 yıllarında da yanlış hatırlamıyorsam, butik bir salon açtık. Kına nişan ve düğünlerin yaptığımız, işte tanıtımları, yemek organizasyonları yaptığımız, o da yerimiz 3. çevre yolunda. Bu ikisine beraber devam ediyoruz. Çok bilinen firmaların anlaşmalı işlerini yaptık. Ve biz organizasyon için sadece Mersin'de değil, Türkiye çapında yapıyoruz. Yani mesela benim Trabzon'a gidip düğün yapıp gelmişliğim var. Marmaris'te tabii. Kuşadası'na gidip organizasyon yapmışlığım var. O zaman farklı kültürleri de tanıyorsunuz var. Aynı tabii. Zamanda. Aslında bu bizim için iki iş birbirini harmanlıyor. Ve faydası da olmuyor değil birbirine. Ama size yayından önce bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Bir insan antikayı sevebilir ama sevdiğini de bilmeyebilir demiştim. Evet. Ben bunu yaşadım. Hatta bunu da söyledim. Kendimden biliyorum dedim. Mesleğe girişiniz de böyle oluyor herhalde. Aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle oldu antikacılığa başlamam. Sokaktaki 10 insandan 5 tanesi, 6 tanesi belki antika düşkünlüğü var ama bunun farkında değil. Ama o atmosfere girdiğinde resmen çarpılmışa dönüyor. O yüzden işte ısrarla söylüyorum katılsınlar diye. Benim de böyle oldu. Organizasyonla uğraşırken bir şey elimize geçti. Ya bu neymiş derken aldı yürüdü. Yani birbirine şeyde psikolojide işte ileriye ket vurma, geriye ket vurma diye birkaç bir böyle kavram vardır. Oldu, evet. Aynen, yani daha önce yaşadığınız bir şey daha sonra yaşayacağınız bir şeye alt yapı hazırlar. Evet, i̇şte sanki bir dejavu yaşamış gibi de oluyor. Aynen değil aynen. Mi? Aynen. İşte ona psikolojide ket vurma denir. Hatırlama yöntemi. Bize bunu yaşattı bu. Sonra baktık ki ya biz tamam 15 yıldır 16 yıldır organizasyoncuyuz ama işte doğuştan antikacıymışız yani onu evet. onu fark ettik evet. Yani böyle bir tutku oldu içimizde. Ben şimdi bizim evde de aynı şekilde iş yerimizdeki çok fazla ürünümüz var. Her ofise gidip çıktığımızda bir bakıyorum hanım elinde bir poşetle. Ne yapıyorum? Bakıyorum içinde tas tabak almış bir şeyler falan. Yani diyor bu konuda ki, hanımlar evet. Aynen. Hani diyor ki burada görüyorum ben evde yaşamak istiyorum bunu diyor. İşte pikap çalardı, gramofonu buldukça götürüyor eve. Yani şube gibi oldu bizim. Ama o atmosfer aynı zamanda sizin evinizde de devam ediyor. Aynen aynen. Dedim ya işte ama bu bir tutku. Hakikaten yani burada bir sabahlara kadar anlatsak bunu yani anlatamayız. İfade edemeyiz kendimizi. Bunun yaşanması gerekiyor. O yüzden de ben değerli Mersin halkından rica ediyorum, bize destek verme anlamında da bu kıymetli. Çok önemli. Gelsinler, pazarımıza gelsinler mutlaka. Fuar yaptığımız zaman fuarımıza katılsınlar. Derneğimize üye olsunlar. Sırf bize destek vermek için üye olsunlar. Güçlü oluruz. Yani kalabalık olursak güçlü oluruz. İstediğimizi elde ederiz. Bu anlamda söylüyorum. Mezatlarımıza gelsinler. Facebook'tan takip etsinler. Yani
Zaten iddia ediyorum. 10 kişiden 5 kişi, garanti veriyorum. 10 kişiden 5 kişi gelsinler, bir daha gitmezler. Bizim mezatlarımız akşam 7'de başlıyor. Biz ilk başladığımızda Özlem Hanım 11-12 gibi bitirelim. İşte toparlanıp çıkarız bir. Kaçta bitiyor biliyor musunuz mezatlar? Sabah 6'da. 1-2 diyeceğim ama sabah 6. 6. 6'da da ürün bitti, gidin artık diyor. Gitmiyorlar. O kadar bir tutku resmen yani. O yüzden katılmadan anlama mümkün değil. Evet. Mutlaka katılsınlar, pazarlarımıza gelsinler, bizimle beraber olsunlar. Büyük zevk alacaklar. Aslında bu şeyi göstermiyor mu? Eskiye bir özlem duyuyoruz değil mi? Her ne mutlaka kadar bir şeyler gelişiyor olsa da huzur bize eskiden geliyor sanki. Şimdi aslında ben öyle hissediyorum. Kesinlikle haklısın. Zaten şöyle söyleyeyim bak. Herkes bunu kendinde test edebilir. Kendinde test edebilir. Her yerde bulabilirler. Bizde de var. Şöyle 1950, 60, 70, 40, 30'lara ait bir plak veya kaset bulacaklar. Onu da geçtim. YouTube'dan yazacaklar 1940'ların şarkıları diye. Eğer o şarkıyı dinlediklerinde içlerinde bir şeyler hareket ediyorsa, ki garanti veriyorum. Bakın garanti veriyorum. İşte o geçmişe duyulan özlem. O zaman bizdesiniz demektir. Evet. O içinizdeki kıpırtıya sebep oluyorsa ya bize katılmanın vakti gelmiş demektir. Bunu yapan insanlar için söylüyorum. Bunu denesinler. Çok basit deneme. YouTube'dan açacaklar, duyacaklar, bu yani. Evet, kendilerini böyle değerlendirebilirler. Test edebilirler. Tabii tabii, kendilerini mesela test edebilirler. Ankara'da bir kafedeyim ben. Baktım eski eşyalar aynı sizin söylediğiniz gibi dizayn o şekilde ve bir gramofon çalıyor. Ve ben o kafeden çıkmak istemedim biliyor musunuz? İnanılmaz bir ambiyansı vardı. O bana hissettirdiği manevi huzur o kadar güzeldi ki çıkmak istemedim yani. Şimdi, buna ihtiyacımız var aslında insan olarak. Çok güzel bir şey söyledin. Aslında bir projemiz daha var. Bu biraz daha uzun vadeliydi. O yüzden söylememiştim. Onu da söyleyeyim o zaman. Çok iyi olur. Kısmet olursa önümüz sene itibariyle bunun için bir senelik bir sürecimiz var. Bir kafe planlıyoruz. Ama şöyle, tam olarak bahsettiğin gibi, içeride tamamen dekorasyonun antika olduğu, masa sandalyeleri kullanmayacağımız, gelen bütün misafirlerin en az 60-70 yıllık koltuk takımlarında misafir edeceğimiz, içeride sürekli plakçalar çalan bir kafe planımız var, proje halinde. İçeride işte çatlık moka mı diyorlar ne, o ben o işleri hiç bilmem de anlamam da öyle şeyler değil. O kadar değil, çok kahve çeşitleri var değil ki. Sadece Dibek kahvesi, Türk kahvesi, çay, limonata, kola, fanta sokmayacağız. Evet, çok güzel. Sadece bundan 50 sene önce insanların tükettiği meşrubatların olacağı bir kafe planlıyoruz şu anda. Bunu uzun vadeye yaymayın Koray Bey. Yani buna gerçekten çok ihtiyacımız var biliyor musunuz? Umarım da en kısa sürede gerçekleştireceğiniz İnşallah. Bir şey olur. İnşallah. Yani tabii bu bir süreç. Mersin'in de buna ihtiyacı var. Yani böyle bir projede bir ambiyansta bir yer yok. Hani ben karşılaşmadım en azından. Şimdi biz çok güzel bir düşünce. Zaten çünkü o açığı gördük. Biraz da bu işe hevesimiz olunca böylelikle bunu projelendirdik. Ama tabii ki bu bir süreç. Bu işin maliyet boyutu var. İşte onun fizibilitesini yapacağız. Bir maliyet raporu çıkartmamız lazım falan. Hı hı. Dolayısıyla bu süreci sanıyorum ben de isterim ki hemen yarın açayım ama bu süreci yaşamak zorundayız. Öyle düşünüyorum. Öyle sanıyorum. Ama bunu hayata geçireceğiz dediğim gibi. Hatta bir tık ötesinde söyleyeyim. Aslında buradaki amacımız bizim şey değil. Sadece geçerken oturup da çay kahve içeceğiniz bir yerden ziyade. Örnek veriyorum, mizansen. Şehir dışından misafiriniz geldi. Akşam getirip orada ağırlayacaksınız. Ailece, iki aile orada oturacaksınız. Çayınızı orada içeceksiniz. Sohbetinizi orada yapacaksınız ve uğurlayacaksınız. Ev misafirliğini oraya taşıyalım istiyoruz. Muhteşem. Bir misafiriniz gelecek. Siz davet etmeyeceksiniz veya siz ona gitmeyeceksiniz, orada buluşacaksınız. Bundan 40 sene, 50 sene önceki atmosferde oturacaksınız, çayınızı evet, içeceksiniz, evet, sohbet edeceksiniz. Biraz iddialı bir proje, öyle tahmin ediyorum. Ama hayata geçireceğiz inşallah. Sadece biraz sürece ihtiyacımız umuyorum var. Umuyorum ki en kısa sürede olur. İnşallah. Yani bazı şeyler düşündüğümüzde uzun olabiliyor ama gerçekleşmesi düşündüğümüzden çok daha kısa sürede de olabiliyor. Evet. Ben de öyle olmasını temenni ediyorum i̇nşallah, sizin inşallah için. Şimdi biz bir dernekten bahsettik ama muhtemelen şu an dernek kuruluşu çalışma aşamasında, öyle değil mi? Kurucu üyelerimiz hazırlandı. İş tüzüğümüzü hazırladık.
Çarşamba günü mezatımız var. Sürekli söylüyorum zaten. Çarşamba günkü müzayededir. Kurucu üyelerimiz de orada olacak. Tüzüğümüzü imzalayacağız ve dernekler masasına hafta sonuna kadar teslim edeceğiz. Bu ben daha önce Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu genel sekreterliğini yaptım. Mersin İş İnsanları Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Dernekçilik geçmişim var. Dernek yöneticiliği yaptım yani yıllarca. Evet. Dolayısıyla süreci iyi biliyorum. Çok uzun sürmez. Yani hafta sonuna kadar evrağımızı teslim edersek pazartesi gün yasallaşmış oluruz. Normal şartlarda derneklerin genel dernekler masasının kendi iş tüzüğüne göre 6 ay içerisinde birinci genel kurulu yapıp yönetici kadroyu seçmemiz gerekiyor. Yasa böyle söylüyor. 6 ay içerisinde ya da daha doğru bir ifade oldu mu? Biz o 6 ayı beklemeyelim diyoruz. Zamanımız dar, bir an önce çalışalım istediğimiz için 15 gün içerisinde ilk genel kurulumuzu yapıp yönetim kurulumuzu belirleyeceğiz. Görevlendirmemizi yapacağız. Başkan, başkan vekili, genel sekreter, sayman hepsini belirleyeceğiz. Ondan sonra süratli bir şekilde başlayacağız. Çünkü dernek bize pazarda, mezatta, işte yapacağımız, inşallah hayata geçireceğimiz fuarda çok büyük desteği olacak. Bu yüzden önceliğimiz bizim dernek. Ama yine siz açmışken ben söyleyeyim. Antika seven, antikaya gönül veren herkesi üye olmaya davet ediyoruz. Yani ben olabildiğince aidatı, şimdi dernek üyelerinin aidat ödeme zorunluluğu var. Evet. Ve devlet bunun hesabını sorar. Bu adam niye aidat ödemedi veya ödedi, nereye koydunuz bu parayı diye. Bu yüzden aidatı çok komik bir rakam yaptık. Sırf herkes üye olabilsin diye. Biz sponsor oluruz, biz üstleniriz masraflarını. Sorun değil esnaf arkadaşlarla. Hı hı. Yeter ki o insanlar derneğe üye olsunlar. Ve biz derneğin üye sayısını çoğaltalım ki güçlü olalım. Bir yerden bir şey istediğimizde ele geçirebilelim. Bu yüzden derneğin güçlü olması çok önemli. 100 kişilik bir dernekle çok fazla faaliyet gösteremezsiniz. Ulaşacağınız kitle bellidir. Ama eğer bizim 1000 kişi, 2000 kişi dernek üyemiz olursa, ki bu rakam rakam bile değil. Mersin nüfusunun belki 10.000'de birinden bahsediyorum şu anda. Yani 10.000 kişiden bir kişi bize üye olsa biz 2.000'i, 3.000'i, 5.000'i buluruz. Evet. Ve o zaman işte şu deminden beri ah bir an önce olsa dediğimiz şeyleri çok daha süratli hayata geçirebiliriz. Sizden de destek bekliyoruz bu anlamda. Bu konuda da elimizden gelen desteği sunacağız. Sunmaya da devam edeceğiz. Nivire TV'nin güzel bir sloganı var. Biz birlikte güçlüyüz diye. Evet. İşte orada dediğiniz gibi üye sayısını, katılımını ne kadar çok arttırırsak biz birlikte güçlüyüzü göstermiş zaten, olacağız. Genel yayın yönetmenimiz de yayından önce sağ olsun bu konuda taahhüt etti. Dedi ki fuar olduğu zaman biz dedi sponsor olalım dedi. Sağ olsun, bu beni çok mutlu etti. Çok daha yeni tanışır tanışmaz ama demek ki gözümüzdeki ışığı görmüş. Enerjimizi, bu konudaki hevesimizi görmüş. Kaldı ki kendisi de kullandığı takılardan bazıları çok kıymetli. Evet, o da biliyor. Leyla, ben de fark ettim mi? Leyla Hanım, aynen. Onun da içinde bir şeyler var, bir kıpırtı var. Onu da alacağız. Hatta derneğimize de alacağız, sizi de alacağız. Beraber inşallah bu işi yürütürüz, istediğimiz yere getiririz diye düşünüyorum. Ben de aynı temennileri taşıyorum sizinle. Tabii ki biz genelde böyle antika üzerine konuştuk ki ilerleyen süreçlerde de zaten daha fazla çalışmalarla beraber bunu ekran karşısındaki izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu tarafta tabii bir tutkuyla yapılan bir iş var. Bu tarafta da organizasyon yapısı için söylüyorum. Biraz daha ticari boyutta yapılan bir iş var. Eminim ki siz antika olan kısmı sevgiyle, aşkla yapıyorsunuz. Peki iki iş tamam baktığınız zaman birbirini besliyor ama bu sizin için yorucu oluyor mu Koray Bey? Yani aslında tam can alıcı soruyu sordun. İnanılmaz yorucu oluyor. Yani ya da şöyle söyleyeyim, o yorgunluğun Türk Dil Kurumu'nda karşılığı yok. Yorgunluk diyemeyiz o. Bu başka bir şey yani. Sanıyorum bize bunu yaptıran da işte az önce söylediğiniz gibi bu tutku, bu aşk yani. Ama çok fazla da bu şekilde devam edebileceğimi düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim, sorunuzun cevabı olur mu, yanıt olur mu bilmiyorum ama. Yani eğer birinden vazgeçmem gerekirse 16 yıllık mesleği bırakırım. Bana öyle geliyor. Biliyor musunuz, ben sizinle ilk tanıştığım andan bu yana kadar hakikaten antikaya olan düşkünlüğünüzdeki o enerjiyi alabiliyorum. Evet. Ve bu alanda da
işini aşkla yapan sizin gibi çok kıymetli insanlara ihtiyacımız var. Evet. Yayına başlarken şey söylemiştik. Eskisi olmayanın yenisi olmaz diye. Evet. Bununla alakalı son cümlelerinizi de alalım. Yayınımızı bitirmek üzereyiz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Yani bu bizim insanımız için söylüyorum. Sahip çıkılması gereken bir değer. Çünkü geçenlerde yine bir yayın kuruluşu bir röportaj yapmıştı. Orada da söylemiştim. Dedim ki geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü gelecek önümüzde. Geleceği hep beraber yaşayacağız. Ama geçmiş gitti artık. Biz ona sahip çıkmazsak geçmişimizi unuturuz. Dolayısıyla dediğiniz gibi eskisi olmayanın yenisi olmaz. Ama o yeniyi yapabilmek için eskiye sahip çıkmamız lazım. Eğer geçmişimizi unutursak, tarihimizi unutursak, bu bahsettiğimiz, antika dediğimiz aslında bizim annelerimiz, nenelerimizin, dedelerimizin bize getirmiş olduğu değerlerden koparsak işte o zaman gelecek olmayacaktır. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Biraz süratli gelişti o zaman. İşte biraz daha siz bana imkan verdiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmişe sahip çıkalım. Baktığımız her bir ibrikte, eski bir televizyonda, lambalı eski bir radyoda, gramofonda, bir plak çalarda, eski bir kasette, bir halıda, İşte duvara astığımız bir halıda veyahut da o ortamda doğalgaz falan yok. 50 sene önce sobanın ısıttığı yerde başında böyle kestane, emin olun bir gözünüzü kapatın. O kokuda, o tarih kokusunun içinde böyle gözünüzü kapatın. Emin olun böyle nenenizle dedenizle beraber kestane pişirdiğinizi göreceksiniz. Kafanızın içinde yaşayacaksınız bunu. Ben yaşadığım için ısrarla iddia ediyorum. Ama bunu yapmak lazım. İşte bu geçmiş dediğimiz şey aslında antika falan. Antika bir kavram, isim vermişler. Antika demişler, antika olmuş. Başka bir şey de denebilirdi. Aslında bu tarih. Evet. O onun kavramı. Biz tarihi beraber yaşayalım istiyoruz. Tekrar ısrarla söylüyorum. Mersin halkının buna sahip çıkması lazım. Bize sahip çıkması lazım. Beraber ilerleyelim istiyoruz. Ve o ortamda bulunup o kokuyu aldıklarında gerçekten böyle gözlerini kapattıklarında geçmiş ebeveynlerin, Allah rahmet eylesin, etsin herkesin geçmiş ataları Amin. İçin onları görecekler. Bunun garantisini veriyorum. Sayın Koray Aysel, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir enerjiyle de yayınımızı kapatacağız. Daha ilerleyen dönemlerde daha uzun uzun sohbetler edeceğimiz de temennisini ediyorum. Her zaman. Evet, ne dedik ki? Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Tarihimize, tarihimizin getirdiği manevi değerlere sahip çıkmalıyız. Bugün bunun üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben Feride Özlem Gürkan, Hayata Dair programında bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz.